Merhabalar arkadaşlar, geldik artık yeni bir bölümümüze metodolojiye ve bu videomuzda yapacağımız şey aslında metotlar nelerdir ya da bununla alakalı temel kavramlar nelerdir? Metotlar ne temelli olarak ortaya çıkmıştır? Bu soruların cevabını vereceğiz. Hadi gelin hemen bir başlayalım. Öncelikle en temel kavramlarımızla approach, method, teknik ve procedure kavramlarının ne olduğu ile bir başlayalım. Şimdi... İlk etapta arkadaşlar approach kavramı yani yaklaşım kavramı bizim karşımıza çıkıyor. Yaklaşım dediğimiz şey aslında dilin ya da dil öğrenmenin doğasına yönelik olarak ortaya atılan çeşitli varsayımlardır, hipotezlerdir. Ve baktığımız zaman tamamen aslında dil nedir? Dil nasıl öğrenilir? bunların pedagojik çevrelere uyarlaması nasıldır şeklinde bir ifade bizim karşımıza gelebilir. Örneğin şöyle düşünün ya arkadaşım de öğrenme dediğin şey senin ya da dil öğrenme dediğin şey senin tamamen cezalandırmayla olur. Yanlış mı yaptı? Vuracaksın kafasına diyorsan eğer o zaman bahsettiğin şey aslında bir approach olarak karşımıza geliyor. Öbür taraftan metotlara baktığımızda ise metotlar bu dili çeşitli sistematik bir biçimde öğretebilmek için ortaya atılan çeşitli planlar bütün olarak karşımıza gelir. Ve baktığımız zaman bir metot approach'u temel olarak alır. Şimdi düşünüyorum bak normalde approach'ta ne demiştim? Öğrenme dediğin şey dayaktır. Vuracaksın. Öğren, yanlış yapıyorsan. Diyorsan eğer bu bir approach'tu. Şimdi diyorum ki o zaman bu bir approach. Hemen bununla alakalı metot kavramını devreye atıyorum. Ha madem öyle o zaman ben öğrenci yanlış yaptığında vurayım doğru yaptığında seveyim gibi bir yaklaşıma sahip olduysan artık öğretmen o zaman şöyle olsun, öğrenciler böyle olsun, şu kitaplar kullanılsın gibi çeşitli varsayımlarda bulunuyorsan o zaman artık sen metottan bahsediyorsun. Yani baktığımızda metotlar kendi içerisinde neyi barındırır? Bir öğretmen ve öğrenci rollerini bir içerisine barındırır. Kullanılacak olan metotları içerisinde barındırır. Bu... Ee, materyallerde yani kullanılacak olan materyallerde sıralama nasıl olmalı? Hangisi önce gelecek, hangisi sonra gelecek? Basitten sonra mı gidecek yoksa tekrar tekrar sarmal bir biçimde mi karşılaşacağız? Bunlar tamamen metotla alakalı sorular olarak karşımıza geliyor bizim. Tekniğe baktığımızda ise seçilen metot temelli olarak öğretimi gerçekleştirmek için yapılan aktiviteler teknik adı verilebilir arkadaşlar. Yani baktığımızda aktiviteler, yapılan egzersizler, öğrencilere verilen o görevlerin tamamı aslında bir teknik olarak beni karşılar. Ne demiştim bak? en genel e, yuvarlığımız approach'tu. Sonra bununla alakalı bir metot verelim demiştik. Daha sonrasında ise bununla alakalı bir teknik veriyorum. Teknik de direkt olarak metotla bağlantılı, metotla uyumlu olmak zorundadır. Ve baktığımız zaman ne demiştik? Arkadaşım öğrenme dayakla gerçekleşir diyorsan approach'unu buldun. O zaman ben ne yapayım dedim. Öğretmen sınıfa girsin, öğrenci hata yaparsa dövsün, e, iyi yaparsa sevsin gibi bir muhabbet varsa. Bu metottu. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Hatayı minimuma da indirelim arkadaşım. Sürekli tekrar yapsın. Öğretmen sınıfta tekrar etsin her şeyi diyorsan da artık bahsettiğin o repetition bir teknik olarak karşına gelecek senin diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar bir de procedure kavramı var. Bu procedure da tekniklerin bir araya gelmiş, sıralanmış hali olarak karşımıza gelir. Yani procedure dediğimiz kavram aslında teknikler bütünü olarak değerlendirilebilir diyebiliriz. Peki gönderdim bunu da ve geldim hemen bununla alakalı bir çıkmış soruya. Daha öncesinde metodoloji bölümünde ÖSYM e bunların arkadaşlar bize sorularını sormuştu ve baktığımız zaman demiş ki ki 3. ile başlayalım. Ways of defining what and how the students need to learn. Öğrencilerin ne ve nasıl öğrenmesi gerektiği. Yani bu aslında öğrenme nasıl gerçekleşir? Öğrenme nedir? Buna yönelik olarak çeşitli varsayımlar diyor. Bu sebepten dolayı bu kısım approach olarak karşımıza çıkacaktı. Aynı zamanda materyalleri sunma biçimimiz ya da öğretim biçimimiz, öğretimde yaptığımız her bir uygulama teknik olarak adlandırılıyordu. Bu yüzden doğru cevabın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabi bunlara baktığımız zaman arkadaşlar bunların aslında daha doğrusu approach dediğimiz kavramın egziomatik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu ne demektir? E, yani doğruluğu ya da yanlışı kanıtlanamaz hiçbir şekilde ortaya atılan teorilerin. E, zaten kanıtlanabilseydi bu bilimsel bir metot olurdu bir tane approach olurdu, bir tane metot geliştirirdik, ona uygun teknikleri yazardık, oldu bitti derdik. Ama approachlar ya da metotlar çok fazla sayıda olmasının sebebi aslında tamamen bunların egzyomatik olması. Toparlayalım, approach neymiş? Dil ya da dil öğretimi ile alakalı, dilin doğası ya da dil öğretiminin doğası ile alakalı olarak çeşitli varsayımlarmış. Daha sonrasında metot kavramına baktığımızda ise bu varsayımlar temelli olarak dilin nasıl sistematik bir biçimde öğretilebileceğiydi. Yani öğretmen rolleri nedir? Öğrenci rolü nedir? Nasıl materyaller kullanılacak vesaire? Bunlar tamamen metodun altı başlığı olarak karşımıza gelecekti. Teknik kavramına baktığımızda ise metotla uyumlu olarak kullandığımız her bir aktivite, egzersiz, görev bir teknik olarak karşımıza gelirdi. Teknikleri birleştirirsem de bunların bütününde procedure kavramı olarak bizi karşılayacaktı diyebiliyoruz. Peki temel kavramlarımız bunlardı. Gönderdim bunları. Şimdi geliyorum arkadaşlar Theories and Views on Language and Learning kısmına. Yani dil ve öğrenme hakkında ortaya atılan teoriler nelerdir? Bunlara bakmaya İlk etapta arkadaşlar dil ve öğrenme üzerine atılan bu teorileri biz kendi içerisinde iki alt başlığa ayırırız. Neydiler bunlar? Bir linguistic view'larımız vardır bizim ki bunlar language theories olarak karşımıza gelir. Bunlar bizim dil bilimden aldığımız görüşlerdir, hipotezlerdir vesaire. Bir de bizim learning teorimiz vardır ki biz bunları psychological view adını da verebiliyoruz. Bunlar da öğrenmeye yönelik olarak eğitim bilimlerinden aldığımız Eğitim bilimlerinden aldığımız çeşitli e, görüşler olarak bizi karşılar. Örneğin eğitim bilimlerinde davranışçılık diye bir öğrenme e, hipotezi teorisi vardır değil mi? İşte burada davranışçılık karşımıza gelir. Bilişselcilik vardır, hümanizm vardır vesaire. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi biz ilk olarak arkadaşlar learning teorilere yani eğitim bilimlerinden aldığımız şeylere pardon öncelikle biz dil bilimden aldığımız şeylerle yani language theory'lerle başlayacağız. Daha sonrasındaysa learning theories ile devam edeceğiz. İlk etapta traditional view karşımıza geliyor bizim. Yani geleneksel. Şimdi geleneksel deyince zaten hep aklımıza böyle biraz daha gramer ön planı çıkması falan filan gelir değil mi? Aslında burada da benzer bir durum var. Baktığımızda geleneksel görüş arkadaşlar yani traditional view dediğimiz şey sözlü dili yozlaşmış olarak kabul eder. Bu sebepten dolayı da Yazılı dilin sözlü dile göre üstün olduğunu iddia eden bir bakış açısından bahsediyoruz aslında burada. Ve baktığımızda sözlü dil tamamen yozlaşmış bir yapı, hatalarla dolu bir yapı olarak karşımıza çıkar bizim. Ve burada bizim ana amacımız aslında ee, nedir? produce grammatically correct utterances. Baktığımızda tamamen gramer açısından, yapısal açıdan doğru üretimler gerçekleşmektir, gerçekleştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerimizin gramer şey, kelime bilgilerini geliştirmek olarak karşımıza gelir. Ve aynı zamanda arkadaşlar traditional view preskriptivist bir bakış açısına sahiptir. Biz bunu dil biliminde gramer kısmında görmüştük hatırlarsan. Preskriptivde olay şuydu. Dilde şudlar ve shouldn't'lar vardır diyordu. Yani olması gerekenler ve olmaması gerekenler vardır demişti. Ve tamamen bunun üzerinden de anlatımlarını yapardı. Yani bak hayır sen bunu söyleyemezsin. Böyle olacak derdi. İşte aynı muhabbet burada da geçerli. Amacımız tamamen yapısal açıdan doğru cümleler üretmek olduğundan dolayı hatalı olduğunda öğrencileri durduruyoruz. Dur bakayım bir doğrusu budur arkadaşım diyebiliyoruz. Bu şekildeki bir yaklaşım arkadaşlar. Traditional view başlığı altında inceleniyor. Aynı zamanda madem ki yazılı dil sözlü dile göre daha üstün, madem ki hatasız bir şey istiyoruz kelime ve gramer önemli o zaman pesence dil iletişim aracı mıdır? Hayır, dil dediğin şey sadece okuma amacı güden bir şeydir. O yüzden de diyorum ki, arkadaşım, language is a tool to understand literary text. Yani edebi metinleri anlamak için dil bir araçtır, daha fazlası değildir. Bir iletişim amacı güdülmemektedir der bize. Daha sonrasında ise traditional view'a tepki olarak ortaya structural view çıkıyor. Ve structural view'a baktığımızda arkadaşlar, dilin... Ee, sınırlı sayıda birbiriyle bağlantılı olan linguistik ünitelerden yani seslerden kelimelerden ve cümlelerden oluştuğunu söyler bize. Ve dil bilmek dediğimiz şey aslında bu birbiriyle alakalı olan şeyleri anlamak, öğrenmek anlamına gelir. Ve der ki bize, arkadaşım, öğrenciler dili bu üç yapıyı Edinerek, içselleştirerek, öğrenerek aslında dili edinirler gibi bir yorumda bulunur. Ki bu açıdan baktığımızda arkadaşlar hani traditional view'a tepki olarak ortaya çıkmıştı ya e, traditional view'da written language is superior diyordu yani yazılı dil sözlü dile göre üstündür diyordu. O yüzden işte burası da diyor ki structural view'da senin sözlü dil dediğin şey yazılı dilden üstündür. Yani traditional view'un tam tersi izdir biz gibi bir yorumda bulunur. Ve baktığımızda dil sadece sözlü iletişim için var olan bir yapı olarak karşımıza gelecektir. Burası hatırlarsan prescriptivist bir view'a sahipti. Burası ise descriptivist view'a sahip olan bir yaklaşım olarak karşımıza gelecektir. Yani baktığımızda structural view, dili doğru ya da yanlış olarak incelemez. Zaten üretilmişse doğrudur arkadaşımlar. Ben bunu tanımlamayı amaçlarım der. Ya da doğru ya da yanlıştır demeye gerek yok. Ben bunu alayım tanımlayayım arkadaşım diyen bir yaklaşım olarak bizi karşılıyor. Geldim bir diğerine Generative and Transformational View. Chomsky ile özdeşleşen yaklaşımlardan bir tanesi arkadaşlar. Chomsky'nin Generative Transformational Grammar diye bir kitabı var. Ve o kitap üzerinde bunu detaylı bir biçimde anlattığı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ve Noam Chomsky daha öncesinde işlediğimiz innatizm ya da universal grammar'ları temel alarak böyle bir öğrenme görüşü ortaya atıyor ve diyor ki önemli anahtar kelime olarak kabul et human beings are born with a mental capacity to learn the language yani insanlar e bir dili edinmek için doğuştan gelen bir dil yetisine sahiptir ki bu dil yetisi kritik dönem adı verilen özel bir periyotta, özel bir dönemde e, aktif hale gelmiştir. İnsanlar o kritik dönemde dili öğrenmeyi programlıdır ki bu kritik dönem biterse hatırlarsan 8, 12, 13 yaşları diye tartışmalar vardı. Bu dönemden sonraysa bir dili öğrenmek acayip derecede zordur der Chomsky bize. Ve aynı zamanda bu e, bakış açısı arkadaşlar nature nurture debate vardır ya nature kısmına yani doğuştan gelen yetenek kısmına daha e, yakın olan bir görüş olarak bizi karşılar. Daha sonrasında ise Del Himes diye bir adam ortaya çıkıyor ve özellikle e, Noam no, no Chomsky'nin iddialarına ters düşüyor. Şimdi normalde burada Noam Chomsky arkadaşlar e, grammatical Knowledge adı verilen, e, grammatical competence adı verilen bir competence türü ortaya atıyor. Ve Dalheims da de diyor ki, yani temelde grammatical competence ya da linguistic competence daha doğrusu şu anlama geliyor. Chomsky diyor ki, çocuk kelimeleri öğrenir, grameri öğrenir, dili öğrenir. Ama Dalheims de diyor ki, ey Chomsky, senin dediğin şey bu kadar basit değil. Baktığın zaman kelimeyi öğrenmek, grameri öğrenmek dili konuşmak için yeterli değildir. Senin artırman gereken competence dediğin şey communicative competence'dır der. Ki bunun da alt başlıkları daha sonrasında ortaya çıkıyor. İlerleyen aşamalarda zaten bakacağız arkadaşlar. Ve baktığımız zaman temelde bu dilin işlevsel kısmına odaklanır. Yani dilde gramer yapılarından ziyade işlevleri odaklanalım der. Ve amacı tamamen communicational and meaningful aspects of language olarak karşımıza gelecektir. Yani dilin iletişimsel ve anlamsal yönlerini odaklanır ve dili öğrenmenin yolunun gerçekten gerçek yaşam etkileşimlerinde o dili öğrenmek olduğunu savunur bize. Son olarak da interactional view'a geldiğimizde ise arkadaşlar tamamen interaction temelli olarak interaction'ı savunan bir yaklaşım olarak bizi karşılar. Yani şöyle bir şey söyler. Senin dil dediğin şey arkadaşım insanlar arasında etkileşim kurmak ve e, ilişkiler inşa etmek ya da o ilişkileri sürdürmek amacıyla kullanılan bir şeydir. Yani baktığımızda tamamen dil etkileşimdir. İşte insanlar arası iletişim kurmak e, üzerine kuruludur gibi bir bakış açısına sahiptir diyelim. Peki, şimdi baktığımızda şöyle bir soru gelmişti daha öncesinde. Aşağıdaki first language acquisition yaklaşımlarından hangisi critical period hypothesis ile ilişkilidir gibi bir soru sormuştu. Şimdi critical period hypothesis'ı ortaya atan kim demiştik? Chomsky. E Chomsky dediğin zaman bir, innateness hypothesis'i, innateness bunu mutlaka dahile Chomsky ile ilişkilendir. 2. Critical Period Hypothesis'in mutlaka ilişkilendir. Aynı zamanda e, generative transformational view'ı mutlaka ilişkilendir. Zaten Chomsky ile alakalı bir soru gelecek olursa o üçlüden bir tanesi de olacaktır ki burada da zaten innateness doğru cevabımız olarak karşımıza çıkmıştı diyelim. Peki bununla beraber dil biliminden aldığımız şeyleri tamamladık. Şimdi ise geliyoruz arkadaşlar eğitim bilimlerinden aldığımız şeylere, bakış açılarına, görüşlere. Ki bunlardan birincisi behaviorizm yani davranışçılık. Davranışçılık ne der bize? Şimdi geldim arkadaşımlar öğrenme dediği şey stimulus, stimulus, response ve reinforcement ya da punishment arasındaki ilişkidir gibi bir yorumda bulmuş. Şimdi davranışçılığın kökeni arkadaşlar Pavlov'un köpeğine kadar gidiyor. Ivan Pavlov diye bir adam var. Köpeğine et veriyor. Eti verirken zil çalıyor. Köpeğe et veriyor. Eti verirken zil çalıyor. Birkaç kez bunu yapıyor. Daha sonrasında ilerleyen aşamalardaysa köpeğe et vermeden direkt zil çalmaya başlıyor. Ve bir şey fark ediyor. Köpek ee, eti görmese bile zille eti ilişkilendirdiğinden dolayı zil çalınır çalınmaz et olmasa bile salya salgılamaya başlıyor. Bundan dolayı da aslında bak ne oldu köpeğe et verdi. Yani baktığımızda ee, neydi? Ödül olarak eti verdi. Aynı zamanda bir yandan da ne yapmıştı Pavlo? Zil çalmıştı değil mi? Buradaki zil arkadaşlar stimulus olarak karşımıza geliyor bizim. Yani baktığımızda aslında nedir? E, tetikleyici olarak beni karşıladı. Daha sonrasında karşı taraftan da bir tepki alıyor köpekten. Nedir o? Salya. Eğer köpek zile salya salgıladıysa o zaman bu istenlik bir davranış, olumlu bir davranış o yüzden reinforcement olarak da et veriyor. Yani baktığımız zaman tamamen aslında öğrenmenin de tıpkı bu şekilde Pavlov'un köpeğinde olduğu gibi belirli bir tetikleyiciye, öğrenci tarafından verilen bir cevabın olduğu ve buna göre doğru cevapsa reinforcementla yanlış cevapsa da punishmentla gerekli düzenlemelerin veya devam ettirmelerin yapıldığını savunur bize. Yani baktığımızda öğrenme nedir arkadaşım? Stimulus response reinforcement arasındaki ilişki sonrasında ortaya çıkan bir habittir. Davranıştır. Yani baktığımızda öğrenme dediğimiz şeyi bir diğer anahtar kelimen habit formation olarak karşımıza gelir. Eğer sana behaviorizm'i soracak olursa bir habit formation'ı verir. Aynı zamanda stimulus response reinforcement ile ifadelerini verebilir. Aynı zamanda bu yaklaşıma göre öğrenciler arkadaşlar tabula rasa olarak sınıf ortamında bulunur. Yani tamamen boş bir levhadır. Tamamen o levhaya yazıp ya da onu silmek öğretmenin görevi olarak karşımıza gelir. Peki şimdi düşünüyorum. Ben öğrenciye bir soru sordum. Bu bir stimulustur sonuçta. Öğrenci cevap verdi. Response. Peki şimdi düşünüyorum. Öğrenci hatalı bir cevap verse ben hemen öğrenciyi cezalandıracak mıyım? Yani punishment mı yapacak? Evet. Ha, o zaman aslında ben şunu diyemez miyim? Sence davranışçılıkta hatalar kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Edilmiyor ki cezalandırıyorsun değil mi? Baktığımızda bir diğer önemli nokta Errors are considered bad habits. Yani hatalar kötü alışkanlıkları olarak değerlendirilir. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar hemen düzeltilmelidir. Immediate, er immediate error correction yapılmalıdır. Öğrenci tarafından diyebiliriz. Peki şimdi gelelim reinforcement ve punishment muhabbetlerine o kısmı biraz daha açmaya. Arkadaşlar reinforcement dediğimiz şey aslında bizim eğitim bilimlerindeki pekiştireç pekiştireç. Pekiştireç nedir? İstendik davranışların devam etmesi amacıyla bir şey ekleme veya bir ekleme yapmaktır aslında. Baktığımız zamansa biz bunu kendi içerisinde positive reinforcement ya da negative reinforcement olarak kabul edebiliriz. Yani baktığımızda pekiştireç nedir? Öğrenci doğru bir davranış yaptı. Sen öğrenciye hoşnut olacağı bir şey veriyorsun. Baktığımız zaman... Positive reinforcement arkadaşlar öğrencinin doğru yaptığı takdirde öğrenciye olumlu bir şey vermek. Pozitif ifadesini ekleme olarak kodlayabilirsiniz burada. Ekleme yapmak diyelim. Negatif ifadesi ise çıkarmak olarak karşımıza gelecek bizim. Çıkarmak. Şimdi normalde öğrenci örnek veriyorum bir soru sordun doğru cevap verdi. Pozitif reinforcement da öğrenciye bir ekleme yaparsın. Ne yaparsın? Ödül verirsin. Ya da mesela aferin dersin başını okşarsın. Bunların tamamı bir pozitif reinforcement örneği olarak karşımıza çıkıyor. Negatif reinforcement'a baktığımızda ise negatif olduğundan dolayı bir çıkarma yapman gerekecek senin ve biz buna removing an unwanted behavior or event diyoruz. Yani baktığımızda öğrencinin mesela dikkatini dağıtacak olan herhangi bir şeyi ortamdan çıkarmak ya da öğrenciyi strese sokan bir şeyi kaldırmak bir negatif reinforcement örneği olarak karşımıza gelebilir. Peki sen niye öğrenciyi rahatsız eden bir şeyi ortamdan kaldırıyorsun? Çünkü istenlik davranışların devam etmesini istiyorsun. Temelde reinforcement da amaç bu. Punishment ise arkadaşlar istenmedik davranışların sönmesi amacıyla uygulanan cezalandırmadır. Ki punishment zaten ceza anlamıyla karşımıza geliyor. Ve aynı muhabbet bak burada da var. Pozitif dediğimiz ifade eklemek de hatırlarsan negatif dediğimiz ifade ise çıkarmak olarak karşımıza gelecektir. Ve diyorum ki öğrenci örnek veriyorum ne yapsın? Ee, ya da Öğrenci değil kızın üzerinden düşünelim. Bir tane kızın var. Odanı topla dedin. Toplamadı. Bunun üzerine sen ceza olarak kızına bir ekleme yapıyorsun. Ekstradan başka bir görev veriyorsun. Odanı toplamadın mı? Bulaşıkları da sen yıkayacaksın diyorsun. Eğer böyle bir durum varsa bu bir pozitif punishment'tır. Yani istenmedik davranışların sönmesi amacıyla ekstradan başka bir istenmedik davranış daha vermek olarak karşımıza geliyor aslında bu pozitif punishment. Negatif punishment'a baktığımızda ise bu mahrum bırakmak anlamına gelir arkadaşlar. Eğitim eğitimlerindeki karşılığı mahrum bırakma. Mahrum bırakma nedir? Örnek veriyorum yeni bir tane oyuncak aldın çocukların oyuncakla oynuyor ve kim ilk oynayacak diye kavga ediyorlar. Bu noktada ise sen ortamdan o oyuncağı ceza olarak çıkarıyorsun. Yani o çocukları o oyuncaktan mahrum bırakıyorsun. Bu durumsa negatif punishment olarak karşımıza geliyor. Peki geldim şimdi kognitivizme. Baktığımızda cognition bilişlemek demek ya zaten. Kognitivizm de arkadaşlar öğrenmenin direkt olarak işte tekrarla yapılmayan bir yapılan bir aktivite olmadığını, bundan ziyade öğrencilerin zihninde gerçekleşen içsel ve bilişsel bir süreç olduğunu varsayar ki bu süreçte, bu içsel ve bilişsel süreçte öğrenciler aktiftir. Yani olabildiğince öğrenme sürecinde öğrenciler aktif hale getirilir. Kendi öğrenmelerini planlarlar, onları oluştururlar, onları analiz ederler. Yani baktığımız zaman aslında kognitivizm öğrencilerin zaten bir bilişe sahip olduğunu ve bu biliş sayesinde öğrenme sürecini yönetebileceğini. Bu yüzden de öğrenci merkezli öğrenmenin gerçekleştirilebileceğini ve öğrencilerin burada dilsel kuralları kendilerinin keşfetmesi gerektiğini savunan bir yaklaşım olarak bizi karşılıyor. Constructivism kavramına baktığımızda ise construct inşa etmektir ya işte oradan yakala arkadaşım der bu öğrenciler kendi deneyimlerini inşa ederek yarataraktan öğrenme sürecini gerçekleştirebilirler der. Ve aynı zamanda yani tamamen Deneyim vasıtasıyla öğrenme gerçekleşir. Aynı zamanda öğrenme arkadaşlar belli başlı koşullarda, belli başlı bağlamlarda gerçekleşen sosyal bir aktivite olarak kabul edilir. Yani baktığımızda önemli olan şey konstruktivizme göre cooperation'dır. Öğrenciler birbirleriyle işbirliğine girerler ve bu işbirliği sonucunda da birbirinden öğrenirler ya da birbirlerini öğretirler. Aynı zamanda arkadaşlar öğrenciler bu şekilde bir araya gelerek daha önce bildikleri bilgilerin üstüne yenilerini koyaraktan ilerler. Nasıl mesela şöyle düşünün. Şimdi bir senin konstruktivist bir insan olduğunu varsayalım ve öğrenciler sınıfa geldi. Şu ana kadar hiç İngilizce duymamışlar. Ama öbür taraftan sen ne yapacaksın? Bilinenden bilinmeyene gideceksin. Peki İngilizce yönelik öğrencilerin bildiği ne var? Mesela bak Türkçe'nin sesleri İngilizcenin sesleriyle aynı mı? Evet aynı aşağı yukarı benzer. İşte bu sebepten dolayı önce sen Türkçe'deki seslerle başlayıp bunu İngilizce'ye transfer edeceksin. Yani ne yapıyorsun aslında? Learning learn new information by building on to previous learned information. Öğrencilerin eski bilgilerinin üzerine yeni bilgileri koyarak öğretimini gerçekleştiriyorsun. Hümanizme geldiğimizde ise zaten adından da yakalayabileceğim bir şey öğrencilerin bir bilinçten ibaret olmadığını ya da tamamen işte bir alışkanlıktan ibaret olmadığını savunan daha da önemli olan her şeyden önce öğrencilerin bir insan olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Ve baktığımız zaman öğrenciler Arkadaşım öğrencilerin duyguları vardır. Öğrenci sadece beyinden ibaret değildirler bize. Sadece aynı zamanda ihtiyaçları vardır. İlgi ve inançları vardır. Ve Öğrenme sürecinde senin öğrencilerin bu faktörlerini de düşünmen gerekir. Mesela şöyle düşün. İlgi alanları. Şimdi baktığında ilkokul çocuğuna gidip işte çevresel felaketler gibi bir konu anlatmanın bir anlamı var mı? Bence yok. Niye? Çünkü ilgi alanı değil. Ya da mesela gidip edaltlara ders işlerken ee ne bileyim oyuncaklara yönelik bir ders işlemenin bir anlamı var mı? Sanmıyorum. İşte bu tamamen aslında diyor ki arkadaşım bak. İnsanların, öğrencilerin kendi inançları, ilgileri, duyguları var. Bunları da göz önünde bulundur diyen bir ifade olarak karşımıza geliyor. Ve aynı zamanda hümanizm öğrencilerin duygularına önem verdiğinden dolayı arkadaşım der sen olabildiğince rahat bir sınıf atmosferi sunacaksın öğrencilere. Olabildiğince tehditten uzak bir sınıf atmosferi sunacaksın der. Ve hümanistik yaklaşımlara baktığımızda arkadaşlar tamamen duygu ve düşünceleri göz önünde bulunduran yaklaşımlar olarak bizi karşılar. Connectionism kavramına geldiğimizde ise, son teorimize geldiğimizde ise Connectionism arkadaşlar, behaviorizmin biraz genişletilmiş, biraz değiştirilmiş bir hali olarak karşımıza gelir. Yani kökünde behaviorist bir yaklaşım vardır yine davranışçılık ama der ki bize arkadaşım öğrenme dediğin şey senin evet stimulus ile response arasındaki o bağlantılarla gerçekleşir. Yani sen öğrenciye bir tetikleyici verirsin, öğrenci ona cevap verir. Bu şekilde öğrenme gerçekleşir ama tek başına yeterli değildir der bize. Aynı zamanda buranın önemli olduğu şey ya da vurguladığı şey baktığımız zaman şurada inputtur. Yani girdi önemlidir. Hatta ve hatta input frekansı yani girdinin sıklığı da önemlidir der. Ve bize der ki arkadaşım öğrenme dediğin şey doğuştan gelen bir şey değil. Senin öğrenme dediğin şey çocuğun stimulus-response ilişkisi çerçevesinde sık sık o inputa maruz kalmasıdır. Ve öğrenciler çevreleriyle ne kadar bağlantı kurdukça yani yani o öğrenme şeylerine ne kadar sık maruz kal. Kalırsa, o zaman zihinlerindeki o connection'lar da o kadar güçlü olacaktır ve zihinlerinden onları çağırmaları çok çok kolay olacaktır gibi bir yorumda bulunur. Yani baktığımız zaman aslında connectionizmin söylediği şey şu ne kadar sık karşılaşırsan o kadar iyi öğrenirsin gibi bir şey. Peki bununla beraber arkadaşlar psychological view'ları da tamamlamış olduk. Şimdi ise tek tek geliyoruz ee, metotları anlatmaya. Bir sonraki videomuzda Grammar Translation Method'la başlıyoruz. Yani ilk metodumuzda. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.